Merhaba canlarım. İyi akşamlar dileyim. Çünkü saat 5:30 geliyor. Çamaşırları dedim toplayayım. Ondan sonra yemekle çay içeceğim. Acaba önce çay mı içsem? Ben aç gene çayı daha çok seviyorum. Rahat rahat oturayım. Oyuncağını mı göstereyim? Evet. Oyuncağını göstermeyi düşünebilirim, düşünmeyebilirim. Yeterliğini gel bakayım kendin göster. Sen aa, bana hediye aldın mı? Bir tane mumun yarısı. Bir tane dersenin. Ama öyle demedin. Ben anneme mum aldım dedin. Hiç demedin ki babaanneme de yarısını ver şimdi diyorsun ben söyleyince. Olur mu öyle acaba? Olabilir mi öyle? Hep beni unutuyorsun ama sen hediye alırken. Orada göster. Ay bugün bu videomuzu yarın yayınlayacağız. Çünkü düğün videosunu atacağız. Şey düğün derken nişan videosunu. Sarıcık bugün babasıyla sinemaya gitti. İsmi ne bunun? Mucize Uğur Böceği. Mucize Uğur Böceği bunun filmine gitmiş. Evet. Çıkarken de bunu almışlar. Evet. Doğru değil mi? Oyuncakçıdan. Oyuncakçıdan. Zaten sinemada satılmaz. Evet. Mucize Uğur Böceği. Doğru mu söylüyorum? Evet. Olur ya. Belki mucizesiz mucize derim. Yanlışlıkla. Değil mi? Ben yanlış söyleyebilirim. Babaanneler. Beni yaklaştırır mısın masaya? Seni nasıl yaklaştırayım? Ses yapacaksın. Çıtır 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 çıtır. Esra bir çay at kızım. Kettle'a. Birazdan konuşacak. Ne konuşacak? Bu konuşabiliyor. Hı. Bugün babasıyla keyif yaptı. Gelmedi nişana, bizimle gelmek istemedi. Evet. Beni de babam gezdirecek. Pazar günleri genelde babasına takılıyor. Tek başına baba kız. Güzel eğleniyorlar valla. Ayakkabıları var mı? Bakalım mı? Ayakkabıları vardır. Aa, yok. Evet. Senin hani bir tane ayakkabıları vardı, bebek ayakkabıları. Evet. Onlar belki buna olur. Olmaz babaanne. Evet. Beğendin mi filmi? Olmaz. Tamam olmaz. Olmaz. Giydirmezsin. Olmaz ya. Tamam olmaz. 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 Aa, bu arada fark ettiniz mi? Akşam bir paket, bir kutu. Ne? Boya açıcı oluyor ya. Evet. Ondan aldım. Evet. Çünkü diyorum ya benimseyemedim, alışamadım. Yani beğendiğiniz için de sağ olun. Ama benim gözüm alışamadı bir türlü. Kendimi bir başka görüyorum. Yusuf mu ağlıyor? Benim odaya attık da. Bir kutu bak hemen üstünü akıttı. Babaanne. Açtı. Babaanne bak. Babaanne bak. Tamam ben şimdi gideyim bir çay koyayım. Annem duydu mu duymadım haberim yok. Harcını koydum. He koymuş. Tamam. Yusuf bağırı bağırı veriyor. Şu tokaları çıkarayım. Esra yaptı bugün saçımı. Giderken. Bayağı da tepem acıttı ya. Şu ölümü ördü. Ay. Böyle iyi ya. Saçım normal rengini aldı. Zaten buralarını boyamıyoruz. Ne? Gideyim de yemeği ısıtmaya koyayım. Şey yapmıştım dün. Nereden biliyorsun oturtma olduğunu? Niye koyma dedin? Ne yemeğimiz var? UFO. 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 Biz, yok bize zenci yemeği var.
Yok yok. Şey, UFO'ymuş. UFO'ları yiyeceğiz biz. Uzaydan gelenleri yiyeceğiz. Ama ben seni yiyeceğim başta. Hayır. Gideyim fırını açayım da. O da aradan da. Çıksın. Gitmeyin fırını açayım da. Gitmeyin fırını açayım da. Şimdi yerim benim ağzımı. Bebeğini alırım bu akşam, bebeğinle ben yatarım. Hayır, hayır. Hayır. Ne? Bu güzel bir dans oldu. Kızım onun kökü bökü gitmiş, biliyor musun? Merhaba. Yok, baba, var. İşte, şeyde olacak, yerde olacak. Bir gariplik var ama tam şeyler çıkmış. Dereotları da. Dereotu da dereotu kokmuyor ya. Evet, çok değişik. Değil mi? Tohum çok değişik. Hadi derler tohumuna bakacaksın. Sevim Hanım, saçınızı bir mi yoldu acaba? Evet, beni yoldular, gönderdiler. Salatam nerede ya? Arkanda. Bu evde kimse aç değilmiş. Bir ben açmışım. Aç karnımı doyurayım bari, ne yapayım? Esra tatlı yiyeceğim dedi. Yunus zaten Sare ile yemişler onlar. Birlikte baba kız. Esra da... Ne yerlerse yesinler. Ben aç karnımı doyururum. Kendime salata yapıyorum. Ekşili ekşili. Şöyle nar ekşisi. Severim nar ekşisini. Domates salatasında özellikle. Çok da güzel olur. Ay üşenmem hiç. Vallahi kendime de yemek yapsam. Hiç. Artık buradan söküyorum. Çünkü nar ekşim de bitmek üzere. Şöyle bol. Zeytinyağını koydum mu? Böyle kışkırtacağım. Güzel oluyor. Şimdi ısınıyor. Karnı yarığımı da fırına attım, ısınsın. Ondan sonra balkonda görüşürüz. Afiyet olsun bana. Niye bakıyorsunuz bana? Baktık böyle videoya ayarlıyorum. Şöyle olsun. Ne getirsin anne? Pul biber. Şeyde pul biber getirsin. Ama aynı şeyden getirecek. Olmaz ki. Çatalı zamanı mı getirsin taşı? Yok. Ne getirsin bana getirsin? Hiçbiri. Ortak yok mu? Ortak değil mi? Ha, salatadan ye. Birini gözünde. Birini kaşınla. Yemem dediniz. Ben de ısıtmadım size. Sen bir yemem diyelim. Bir kalmam diye. Korkacaksın. Onlardan korkmuyor. Sıcak hepsini birden ısırttım. Korkma. Bu değil bu. Hangisi? Öbür, bu kalsın öbür. Tamam. Zehir gibi olan var kızım. Zehir gibi olan değil. Bildiğin zehir olan. Acı mı bunlar? Yok. Hiç acı yok. Bunu... Kabak iç kalmıştı. Kabak koydum. Ve biber öyle güzel pişti ki fırında. Suyunu bol salçalı koydum. Ona göre atacağım. Niye? Bunu atma. Bunu da atma. Yok bir şey yok. Yemeyeceksen at. Tamam onu at. O bölümü. Anam ilk yemeyeceklere. Ne yapacağım? Karın tokuna videoya girer işte. Ben de hissediyorum. He. Yoksa para mı istiyorsun girmeye karşılığında? Evet. Demem diyorsun, vay pinti vay. Yok, videoya girmeden de para yoktu bence. Senin ismin neydi? Pinti değildi be. Şerifli pinti benim ismim. Çayımız da demleniyor bu arada. Acıktım gerçekten. Acıkmadım desem yalan. Şimdi numarada yapamam. Karnım tok falan diye. Çok güzel abi, yiyebiliyor mu anne? Ben yemiyorum. O kendi kendini yiyor. Ama süper. O biber bana bir sene daha yeter. Değil mi? Az az koymadığım halde bak.
Bu bir çözemedim ya, ben çektirmedim buna. Kim çektiriyor? Ben de çekiyorum. Ben mi yapayım ben? Valla bilemiyorum ben o biberi. Ben uzun zamandır biber çektirmedim ama uzun zamandır da var. Hayır, dört sahneyi sesi geliyor. Evet. Hep birlikte sahneyi mi dövüyorlar içeride, ne yapıyorlar? Çocuğa işkence mi gösteriyorlar? Sağolun, tipik. Ne oldu? Bir şey mi? Yoruldu, çok yoruldu. Yorulduğu için böyle. Yorgun olan çocuklar hep hırçın oluyor, doğru. Anam yarış ediyorum vallahi götürecek diye. Sanki yok mu içeride, tepsi de var. Hı-hı. Ama Yunus'un böyle tırtıklamaları vardır Sena. Eminsin değil mi sen yediğinden? Senin büyük kuzenlerin birine gelmişti. Elma salonu kızım birine. Usta kuzeye dediler, dışarıdan büyüksünü kaldılar. Evet, tadını seviyorum. Hatırlıyor musun onu? Onu hiç unutmuyorum ya. Böyle koca koca simit almışlar dışarıdan. Simit seviyoruz dediler. Aslında dükkanı kapatmıştım o gün işte. O güne rast geldi. Oğlum diyorsun, hiç unutmuyorum ben de. Köfte dükkanım vardı benim, ızgara salonu. O günü mangalı falan söktük. Son artık aşamalarda boşaltıyorum. Onlar geldiler ziyarete. Kapandığını bilmiyorlar ya. Çünkü krizinin olduğu dönemde değil mi? Daha Yeliz de küçüktü. İzliyorsa selam olsun buradan. O kadar küçük değil mi? Çok. Aa, evlenmiş miydi yeni? Evliydi. Şimdi bizim gerçekten benim baba sülalem yemeyiz yemeyiz deriz ama çok güzel de yeriz. Yani yemek sanki bizim için yapılıyor hep. Hep. Sanki yemek için biz yaratılmışız ya da. O da var. Yani nasıl derler? Efendim. Sen bir suyunu ver be. Ama senin amcan da. Yemek için mi yaşıyorsun, yaşamak için mi yiyorsun diye sorardı. Böyle gargamel gibi. Bardağın orada mı? Yok orada. Açlıktan ölsek bir tane simit almazdı. İnsan olmak başka şeydi. Hı. Hı? Vallahi almazdı. İnsan olmak insan olmak. Neymiş, karısı hamileymiş. Arabaya bindi bunun babasının arabasına. O zaman son artık bitmişiz biz. Bunlar da arabanın arkasında. Önde şan fıstığını açmış 2-3 tane yiyor. Neymiş, karısı hamileymiş, ona götürecek. Terbiyesiz 2 tane çocuk var arkada. 2 tane de onlara ver. Tadımlıktır. Kul hakkıdır. Göz hakkıdır. Yani çocuk bunlar. Bizimkiler öyle mi? Fatıma gibi. Bu müzik nereden geldi bu ses? Bir yerde şey var. Çok mu sinirlendim bir anda? Annemin saçını yolmuşlar, baksana. Kim yondu lan beni bugün? Kim yaptı onu? Gelin yapmasın. Yok yok, yüzü şu yapmasın onu. O yakama yapışıyor. Hı-hı. Şimdi yemek yerken de saçımı elleyemem. Şöyle tokayı tepeden takayım dedim. Bayağı yolunmuş gibi duruyorum. Aşağıda bahçeye sürüyorum. Esra, arada bir beni gel yol. Senin ben de yol aradım var ya. Aklım başında anne. Aşağıda bayağı bir şey var ha. Bayağı bir düğün var kızım. Bayağı bir konvoy var bence. Hayırlı uğurlu olsun. Padişah torunu mu eğleniyor lan? Niye? Padişah torunu falan mı? Arkadaş grubu çok sakin. Geçen şeyi gördüm. Sen çocuğu görsen tanısın da adını hatırlamazsın. Sebepler canlısın. Cüneyt diye bir çocuk var. Kıvacık da sürer mi? Yok, o Volkan. Bunu da hatırlarsın. O da ana ana derdi de çok severim. O çocuğu da tanıyorum da o çok durmadı. Ya. Düğün babadan gelmişti. He. Bu yolu da çok güzel açmıştı. Çocuk falan da. O da evlenmiş. Onun bekar da 6 sene, 7 sene mi işte? Geçti. Ne olacak bekar durup da? Samet diye bir çocuk orada. Samet hatırlıyor. Hep dışarıya çıkar. Hiç çıkamıyorum. Nasıl? Evlenikten sonra şey yapamıyorum. Esra Bey, bana bir soğuk su ver kızım.
Evlendikten sonra ne oluyor? Karıyı mı saptırıyorlar? Bir şey olmuş. Çıkarmayı ben diyordum biliyor musun o zaman? Öyle ama diyenler... Ben makarasını yapıyorduk hatta sen onlar çıkıyorsa falan diyordum. He. Öyle diyenler... İddia etmeyeceksin. Çıkarım da çıkmam da. Allah neye götürür? Nasıl bir eş nasip eder? O senin imtihanı. Sen hiç ne giderim dedin ne gelirim dedin. Sen yorum hiç yapmadın hatırlıyorum. Bizden de evlendikten sonra dışarıya çıkmaya zorlamanın bir manası yok. Ailene çıkar gelirsin. Ne yani bir kural vardır. Ha. Evlilik istiyorsan. Aynen. Ama bazıları da diyorlar ya. Hani deli oğlunuzu evlendirmeyin düzelecek diye. Hı. Ama düzelmiyor işte. Güzel. Yine sokakta yine sokakta. Yok, ben biliyorsun içmem. Ha. Ben içmem. Ve oğlumu da suyu olsa içmem. Senin önce boyun var kız. Öyle bizim boyumuz. Esa. Yusuf benim suyumu içer. Beğenmemeye çalışırım ama ben içmem. Salata da eşkili. Herkes bir yanda yatıyor. Şeyde. Biriniz orada, biriniz orada. Kulak istiyor mu? Yunus gelmeden götüreyim. Giden gelmiyor. Vallahi ne iştir bu bilmiyorum. Giden kalıyor orada. Ben mi çok hızlı hareket eden biriyim? Ne? Giden... ne? Kalıyor orada. Sağ ol. Ben yavaş mı demeye çalışıyorum? Dedim bile. Yok canım ekmeğin yerde ne iş var Allah korusun. Tavuktur. Şey, sünger. Dün ben de öyle zannettim. Ben öyle hanımefendi gibi miyiz? Sen beyefendi gibi yiyebilirsin bak kaşınla. Bırakından sonra gel şundan dökeyim. Dökeyim mi bundan sonra? Yok onu dökme daha dökme tamam. Değil mi? Sana çay koyabilir. Çay demlendi. Size bir şey ne alayım? Bunu kaldır. Yemeğlerim yanına karıştırın. Anne zaman. Ha? Bunu demiş hastaneye gidin demiş. Şey endoskopi yaptığını demiş de annem daha önce yaptı da annemin normalde midesine zararlı şeyleri yememesi gerekiyor. Annem de maşallah midesine zararlı şeyleri bol bol yiyor. Biber cam biberi götür kız. Yasak. Şu domates bile yasak. Ama ne yiyeyim ya doktorcuğum? Ne yiyeyim? Ölüyüm mü ben? Hiçbir şey yeme dedi bana. Köpek ekmeği. Çok az. Domates yeme, onu yeme, bunu yeme. E ölüyüm ben. Ölmezsin ki, bir şey olmaz ki. Ben yemezsem ölürüm. Anne yesen de, ben yemezsem de yiyerek öl ben. Bir şey olmaz. He? Öyle yapmayalım mı? Nasıl yapalım? Yesek de olacağız, yemesek de yiyerek öl. Alacağız. Valla, kaliteli ölümü görmedim. Evet. Yani kaliteli ölü falan anne dersen. Hiç kalitesiz de ölü. Ölümün yüzü soğuk. Ölüm ölümdür. Ölümün yüzü çok soğuk. Yarın çerçevede kalan bir resim olacağız. Annem de öyle olmadı mı? Devir daim. Kimi hatırlıyor, kimi hatırlamaz. Ondan sonra da unutuluyorsun. Aa biz hiç hatırlamıyoruz bunu derler. Salim çocukları beni nereden hatırlayacak? Mesela. Salim çocukları değil mi? He. Zor. Biz hiç görmedik. Salim, belki de o resim bile olmayacak. Salim çocukları da beni hatırlamayacak. He. Değil mi? Hı?
Şey sayın çocukları da belki beni hatırlamayacak. Yok sayın çocukları beni hatırlamayacak. Baba ne dediniz? Kişisel hale biliyor mu? Hı? Fatma teyzeyi anlarsan ne kadar biliyor kişisel hale? Yani demek istedim. Hı-hı. Çok eski resimler de var orada. Onlar bile kalmayacak, çöpe gidecek. Tabii. Yine kendi başımıza kalacağız. Tek başımıza gideceğiz ölüme. Tek başımıza gireceğiz tabuda. Tek başımıza gömecekler bizi. Hepimiz aynı saatte ölmeyeceğiz. Bazen düşünüyorum da. Korkuyorum. Korkmuyorum desem yalan. Ürküyorum. Ne diyorsun? Ölümden korkmak evet, ne de düşünmek ölüm. Çok da düşünürüm yani. Otururum bazen akşam. İster istemez insan düşünmüyor. Çünkü o ölüm var sana. Ay ben ölümden kaçarım diye bir şansın yok. Yok. Nasıl evleniyorsun? Hani demişler ya gelin girmeyen ev var ama ölüm girmeyen ev yok. Aynen. Ne yapmayı düşünüyorum? Yemeğimi yiyeyim, çayımı içeyim, odama çekileyim. Fıtı fıtı. Küçük küçük tıkır tıkır. Tıkır tıkır. Yemeğim. Ben salatayı çerez gibi yerim. Hayır bir salata bir yemek yemem. O tabağım benim ayrı olacak. Ben de tam tersi. Yemeğin yanında güzel gider. İçecek niyetim. Yemek zevklerimiz fazla tutmuyor. Çekilebilirsin. 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 Böyle yapıyor ya. Hoş. Ay ne güldüm ona. Bunu ne kadar çekmişti? Ne? Video. Mutfakta. Çok az. Ha, yeni başlangıç mıydı? Yok. Ha. Ne oldu ki? Gitti. Bunu karıştırdı. Ortalığı değil mi? Ha? Ortalığı değil, bunu karıştırdı. Ortalığı karıştırdı. Ortalığı karıştırırken değil, domatesi karıştırırken. Vedalaşalım mı diyorsun? Yok. Konuşmuyorsun. Anlatmıyorsun. Değil mi? Ne, herkes seni merak ediyordur belki. Arada bir... Hiç kimsenin umurunda değilsin zaten. Evet. O ayrı da. Ben yine uydurayım öyle. Arada bir uydursun canım. At biraz aşka hasret kaldım bu ya. Sevenlerin günahı olmaz. Gözlerin ikisi de ayrı bir yerde. He? Herkes düşer bir derde. Duymuyorum. Şekil. Ve oradan da duymayacaklar eminim. Diyecekler evet. Yunus hızlı konuş. Nerede? Orada mı? Evet. Esin ya. Yoruldum bugün bak. Mama tertin çıktı. Hı? Sinemasıydı, otobüsüydü, minibüsüydü. Biz de yorulduk sayılır. Yani bir düğüne gitmek, nişana gitmek de yorgunluk. Yani giderken neyse oynadım mı derseniz hiç kalkıp oynamadım. Bilmiyorum bugün hiç havamda değildi. Yoksa ben gümbür gümbür oynardım dersem yalan. Ben de çıkıp oynamaz kolay kolay. Bir çifte telli arada bir attığını gördüm ben seni. Fazla görmedim. Yok ben... Amcamın düğününde falan gördüm canım yıllar önce. Yıllar önce. Şeyde falan Nuri amcam düğünde oynadığını hatırlamadım. Küçük amcam mı diye soracaktım. Nuri amcan dedi üstüne bastı. Hı-hı. Baban yaşıyor muydu? Yok. Ok meydanındaydık. Doğru biz ok meydanında oturuyorduk değil mi o zaman? Hı-hı. Dedem o dükkanı açmışlardı daha diye. O dükkanın altındayız zaten diyor salon.
Müjde onu hatırlamıyor baba. Ben gidip aşamayız. O tarafta bir yerde işte. Ama Drop'la çalıştığımı hatırlıyorum. Çünkü soğuk dava pelerin almıştım o mağazada. Ben de o akşam çok kötü hastalanmıştım, hatırlıyor musun? Orada hastaneye mi gittik? Yok, düzeldim sonra. Bir şurup olup bir şey içirdiniz bana. Kötü olmuştu. Baya bir hastalık çökmüştü üstüme. Ateşim çıkmıştı. Çok mutlu olmadığım için o düğünde de. Çok da anımsayamıyorum detaylarını. O düğün çok komikti ya. Bizimkine resim çekilirken düşmüştü. Hatırlıyor musun onu? Öyle bir şey hatırlıyorum. Hepsi içmişti. Babaları, amcaları aile fotoğrafı çektiriyorlar. Hepsi yıkılmış resim çekilirken. Onlar videoya çıkmıştır ki o zaman şey CD vardı. Vardı, gitmişti, kaybolmuştu. Video şey vardı o zaman, CD yoktu canım. Kaset CD, miydi? Yani, kaset vardı o zaman. Şey onu diyor. Belki kasetse kalmış olabilir. Kaset kolay kolay bozulmaz. Ama hatırlamıyorum. Ben hayal bayal bak şimdi dedin. Hatta ben kaçmıştım seni alıp. Değil mi düğünden? Evet evet, öyle bir şeyler olmuştu. Hep birlikte geldik de onlar bir düştüler. İsim çekilirken. Hepsi çok alkollüydü. Onu hatırladım çünkü. Gidemeyelim. Şadiye'de bir kere gitmedik ya. Nasıl? Neredeydi onun mezarı? Şimdi Anadolu Kaba, ben gittim canım. Ben gidemedim. Uzak değil mi? Ha, uzak biraz. Şey geçiyor. Ağlar geçiyor. Ben bulamam ki ya. Öyle bulamazsın. Burada mı? Ben değil. Burada mı? He? Kırıktan sonra buradan mı? O ayrı da. Niçin aklıma geldi? Ne aklıma geldi? Demediklerimiz mezarlar var ya. Tabii ki evden de oku, sokaktan oku, yoldan oku. Şimdi biz vefat ettiğimiz zaman sahile mi diyecek onların mezarlarını şeyleri? Ama bitti, nesil tükendi. Nesil bitiyor. Bitmiş nesillere de diyor dua. Nesil tükenmiş nesillere. Nesil tükenmiyor da. Bunun tükenme kimler de niye atıyor? Kimse. Ben şimdi anneannemi tanıyor muyum? Tanımıyorum rahmetliyi. Çünkü annem zaten 3 aylıkken anneannem ölmüş. Hiç ben babasının mezarını ziyaretinden görmedim. Zaten onlar yaşamıyor ki babasının ziyaret etme şansı yok ki. Mezarını. Senin mesela babanın babası Antalya'da gömüldü. Onun babası da orada. Ama ben bilmiyorum. Sen bilmiyorsun ama ben sana bir tarif edeyim. O kuşak gitti mi? Gitti işte. He. Bir Işıklar Köyü müydü? Antalya Işıklar Köyü'ndeydi dedesi. Şahap'ta'da bir deden, büyük dede, küçük dede. Onun babasının babası. He. Babama gelir dedesini. Tanıyorum ben çünkü. Hani gelin olduktan sonra tanımıyorum. Mahallemizde olduğu için tanıyordum. Ya, dedemin babasını sen tanıyor muydun? Evet. O nerede oturuyordu? O köyde oturuyordu. Ben Emine'ye hamileyken baban götürdü beni. Akseki'ye. Işıklar'da köyüne de uğradık. Dedesine de ziyaret etti. Sen nereden tanıyordun? Şeye mi geliyordu? Habibe'ye geliyordu. Ha, oraya geliyordu. Babasıydı. Ha, Habibe onun ne oluyordu? Kızı. Öz kızı değil mi? Öz kızıydı. Yine babam geldi diyordu paraya. O yüzlerlerdi eskiden. He, toplar gider miydi? Öyle oluyormuş demek ki. Sen benimkini bul bakalım. Neyi? Benim babam, dedem. Ben 2 seneye gitmek nasip oldu bana. Bana 2 seneye gitmek nasip oldu. Dedeme gittin. Biliyorsun, ziyaret ettin. Babama zaten gitti. Dedemin dedesi neredeydi acaba? O Türkiye'de değil. Değil mi? Başka bir yer. Savaştı mı? Bilmem. Oraların kurcalama. O
Zararmıyorum. Ay video çok kalitesiz. Ne? Video çok kalitesiz diye yazarlar. İçerik yok derler. Ya, içerik yoktu. Çay içiyorlardı. Salta verdikladılar. Ama baktılar gittiler. Bir gelmişlerdi mi gittiler. Evet, veda edelim ufakta. Edelim. Şey almaya kalkacağım çünkü Esra çocuklarla ilgileniyor. Belki de bir köşede uyudu kaldı. Olur. Gelin adı üstünde gelin. Bilemezsin. Gelin neyi kısaltmasıydı? Ha yeni gelin. Dur ya. Onun bir makarasını yapmışlar. Ha yenge. Ha. Yenge yeni gelinin kısaltması yemiş. Yeni gelin. Yenge. Yenge yeni gelinin kısaltması. Öyle makarasını yapıyorlar. Nereden gelir bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Hadi kapatıver oğlum da beni yorma. Allah'a emanet olun. Canlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Desteklerinizi de esirgemezseniz çok mutlu oluruz.